Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: dünya müminin hapishanesi, kafirin de cennetidir. Dünya müminin hapishanesi, kafirin de cennetidir. Nasıl hapishane oluyor? Öyle müminler var ki son nefese kadar bir eli yağda, bir eli balda oluyor. O zaman bu hadise göre nasıl olacak bu? Halbuki müminin hapishanesidir diyor bu dünya. Nasıl anlamamız lazım? Cennete göre. Herhalde yani ebedi hayata göre burası hapishanedir. Hapishanedir, hapishane. Kafir de cehenneme göre cennettir. Müminin hapishanesidir burası. Niye? Ruh şu beden kafesinin içerisine hapsolmuş. Ruh çıkamıyor ha. Bedenle kayıtlanmış, bağlanmış. Bedenin gücü kadar ancak gidebiliyor, görebiliyor, işitebiliyor, konuşabiliyor. Halbuki ruhun kabiliyetleri sınırsız. Sınırsız görebilir, sınırsız işitebilir, sınırsız gidebilir. O duygulara göre. Sınırsız ruh. Fakat beden sınırlı, o gayıtlı, sınırlı bedenin içerisine girince ruh hapishanede oluyor. Dünya hapishanede. Ama cennette, cennette nasıl olacak ruh? Onu sınırsızlığa namzet. He? O sınırsız imkanlar eline verecek. Nasıl olacak? Orada beden de aynı ruh gibi oluyor. Bedenle ruh aynıleşiyor, aynı cisim gibi. Onun için beden de ruha ayak uyduruyor o zaman. Evet. O zaman sınırsız oluyor. Yemek sınırsız, içmek sınırsız, gezmek sınırsız, görmek, işitmek, konuşmak sınırsızlaşıyor. Yani. İşte kişi dünyada iken ruh ile bedenin kanunlarını aynıleştirirse, aynı terazinin iki kefesini dengeye getirebilirse cennetteki gibi dünyada da yaşayabilir. O erkek varsa, yoksa bizim gibi işte böyle bedene mahkum olacaksın, yapacak bir şey yok. Nefsimiz cennette var mı hocam yine? Efendim? Nefsimiz cennette var mı yine? Soruyu anlamadım. Nefsimiz cennette yine var mı? Nefis. Evet. Nefis cennette bütün latifelerin kralıdır. Nefis olmadan içine tüküreyim. Cennetin bir kıymeti olmaz ki. Yani. Nefis bir latifedir. Yani bu yemekten, içmekten, konuşmaktan, görmekten lezzet alan nefistir. Ruh değil. Kafir nefsimiz. He? Dünyadaki kafir nefsimiz. O Kur'an ile terbiye edildiği zaman bütün latifelerin sultanı ruhun üstüne çıkar. Ruh onun yanında hafif kalır. Nefsin yanında. Emmare olan nefis. İşte nefis terbiye edildiği zaman bütün latifelerin sultanı olur. Terbiye edilmediği zaman insanın başının belası. Tabii şaşkın. Belasıdır yani. Ne şimdi beyni yoktu. Beyinsiz olduğu için karını zararını anlamaz. Kör gibidir ya. Yani. Ama şeriatla terbiye edildiği zaman, akılla, kalple kontrol edildiği zaman nefis bütün latifelerin sultanı olur. Nefissiz olmaz. Tadı olmaz. Yani. Alemin tadı olmaz. Alemi karıştıran da nefis, alemi tatlandıran da nefis. Terbiye edilmek şartıyla. Terbiyeyi nasıl yapacaksın? Kur'an ve sünnet. Başka türlü terbiye olmaz. Kur'an ve sünnetle o nefsi kontrol altına tutacaksın. Daima. Peki bu dünya kafirin cennetidir dedi. Öyle kafirler var ki Habeşistan'daki gibi, efendim Afrika'daki gibi, Hindistan'daki gibi. Rezillik içerisinde. Hani onların cennetiydi? Bunlar anlayamıyorlar. Nasıl oluyor şimdi? Hadiste bir sanki terslik varmış gibi. Değil. Onlar da cehenneme göre burada cennettedirler. Cehennemde öyle bir belanın içerisine düşecekler ki bu dünyadaki şu kötü, fakir, ezilmiş halleri cennet gibi onlara gelecekler. Hadis sahihtir ve doğrudur. Evet.
İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarımdan tuttu ve dünyada bir garip gibi ya da bir yolcu gibi ol buyurdu. Dünyada bir garip gibi ya da bir yolcu gibi ol buyurdu. Dünyada bir garip gibi, bir yolcu gibi. Garip ne? Garip ne yani şimdi şuradaki lügata göre? Gurbette olan. Gurbette olan. Memleketinden dışarıda olan adam. Memleketinden dışarıda olan adamın gözü nerede olur? Memleketinde olur. Gözü memleketinde olur da. Bir an önce bir fırsat olsa da gitsem köyüme der. Evime der. Askere giden adam gibi. Askerdeki adam gibi. Diyor ki bu garip gibi ol sende. İnne demek yani. Memleketimdeyim daha. Memleketimiz babamızın memleketi. Babamız neredeydi? Hazreti Adem cennette. Memleketimiz orası. Görüyorsun, biz burada gurbetteyiz. Aklını çalıştıran insan için dünya gurbettir. Bura bizim yerimiz değil. Yerimiz olsaydı babamızı burada durdurmaları lazım. Hazreti Adem'i götürdüler daha. Nerede Hazreti Adem? Yok burada değil. Hayatta değil yani. Bu dünyada yaşamıyor. Ne demek? Bu dünya bizim asli mekanımız değil. Asli vatanımız değil. Yerimiz değil. Vatan diye bizi kandırmasınlar. Burası bizim vatanımız değil. Burası gurbettir. Hakiki vatanımız cennettir. O zaman bu dünyada bir garip gibi yaşa ne demek? La gurbetteki adam oranın dağına, deresine, evine, malına ehemmiyet verir mi? Geçici kendi memleket. Orası geçicidir ya. Burası geçicidir ya. Geçici istifadene, yemene, içmene, yatmana dikkat et bu kadar. Daha ötesine gönlünü bağlama. Orada seni durdurmazlar. Mecburen memleketine gideceksin. İstesen de gideceksin, istemesen de gideceksin. Sana mühlet verirler mi yani biraz daha kal efendi ya. Günün doldu ama biraz daha kal derler mi sana? Demezler. Günün geldiği zaman saniye ne geri kalır ne ileri gider gözüm. Bu kesin. Hazreti Davud'u ben burada anlattığımı zannediyorum. Peygamberdi. Kitabı vardı. Evinin içerisinde bir iki merdivenle çıkılan küçük bir teras yapmıştı evin içinde. Namazları orada kılıyordu. Nafile namazlarını. Bir gün abdest aldı. Birinci basamağa bastı ayağını. İkinci ayağı havada. Havadayken Azrail Aleyhisselam geldi. Dedi ya Davut buraya kadar. Ya dedi ki ulan namaz kılayım. Yukarı çıkıyor ki işte de bir adım daha atacak. Namaz kılacak. Dedi yok. Ayağı havadayken ruhunu aldı. Bu peygamberdir. Ulul azim peygamberdir. Kendisine kitap verilmiş. Allah'ın şakası yoktur. Dediği saniyede o iş olacak. Bitti. Seni durdurmazlar burada gözümün içi. Saniyen geldiği zaman gidersin. Ağlamanın, bağırmanın faydası yok. O zaman bu dünyada sen garipsin. Bu dünyayı kendi mekanın, asıl mekanın gibi kabul etme. Ağırlığını buraya verme ya. Veya bir yolcu gibi ol. Yolcu nedir? Yolcu yola ehemmiyet verir mi? Yolda gördüklerine ehemmiyet verir mi? Yok. Sadece keyfine bakar. Sadece keyfine bakarlar. Ne? Hedef neyse, gitmek istediği yer neyse yolcu için asıl odur. Tabii oraya kilitlenir, oraya doğru gider. Ey yolcuyuz. Hedefimiz neresi? Nereye gideceğiz? Vallahi arkada iki tane yer var. Ya cennete, ya cehenneme. Üçüncü bir yer yok. Vallahi yok, billahi yok. Ya cennete gideceksiniz, ya cehenneme gideceksiniz. Hedefinizi seçin. Yolcu hedefe dikkat eder daha. Ya garip ol, ya yolcu ol. Ne güzel nasihat etmiş. Peki nasihat ettiği zat bu nasihati anlamış mı? Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah. Bu nasihati anlamış mı? Evet anlamış. Son nefese kadar dünyanın hiçbir şeyine ehemmiyet vermemiş. Dünya siyasetine de ehemmiyet vermemiş.
ehemmiyet vermemiş. Onun için hiç siyasiler de ona karışmamıştır. Hazreti Ömer bir oğlu mu var? Bir oğlu mu? Yok. Meşhur olan bu. Tabii. İbni Ömer deyince İbni Ömer demek Abdullah demektir yani. Meşhur olan budur, evet. Ve fakihti, alimdi, zahitti, salihti. Dünyayla fazla meşgul olmadı. Ondan dolayı. Yani hiçbir siyasi harekete de girmedi. O Hazreti Ali ile diğer sahabelerin arasındaki meselede de hiçbirine karışmadı. Çekildi kenara. Siyasi meselelere hiç girmedi. Allah rahmet eylesin. Akıllılık etti. Akıllılık etti daha. Peygamberin dediğini anladı ve gözümün içi garip gibi, yolcu gibi hedefine baktı. Hedeften başka şeyle meşgul olmadı. Buradan başka bir pencere daha açılıyor garip ve yolcudan ki bulunduğun yerde hane sahibinin dediği gibi yap. Kendi mülkünü gayet tabii. Ya Hacı Dağ şimdi o bu hadisle ders biter Allah'ın izniyle de. Tamam, derse geçemeyiz şimdi. Tamam, o kadar yeter. Hadi bir tane daha oku. Biz hadisleri teberrük olarak okuyoruz. Yani Resulullah Efendimiz'in ruhaniyetinin dersimizi şereflendirmesi için okuyoruz. Çünkü şu zatın hadisini okuduğun zaman o hadis o zatın ağzından şimdi çıkıyor gibidir. O zaman hadis okunduğu Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti burada demektir. Öyle inanacaksınız, o zaman dersin feyzi bereketi artar. Tevafuk oldu şimdi hadis. Diğer hadiste de İbn Ömer şimdi tavsiyede bulunacak. Evet. Hani ne diyor? O manada, takva manasında, züht manasında dediniz. Evet. Ona nazaran oldu şimdi. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle derdi. Bak şimdi İbn Ömer dediğin zaman radıyallahu anh dersen kulağını çekerim. Radıyallahu anhüma diyeceksin. Çünkü babası da sahabedir. Ya öyle. Sen şimdi avam gibi değilsin. Anhüma. Anhüma diye. Babası da sahabeyse anhüma diyeceksin. Evet. Ona göre. İbn Ömer radıyallahu anhüma. İbn Abbas radıyallahu anhüma. Akşama ulaştığında İbn Ömer radıyallahu anhüma şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözleme. Sabaha ulaştığında da akşamı gözleme. Hastalanmadan önce sıhhatinin değerini, ölmeden önce de hayatının değerini bil. Kim demiş? İbn Ömer radıyallahu anhüma. O rivayet etmiş. O mu demiş? Yok, o demiş, kendisi demiş. Ha, onun sözü. Evet, öyle derdi hadis diyor. Öyle yani. Derdi diyor. Yani Resulullah şöyle buyuruyor. Tamam ama acaba öyle mi o manada? Şurada yani. Şuraya al. Orayı biliyorum da metne bak, metne. Kari. Kâne İbn Ömer radıyallahu anh. Bak anlıma diyor. Evet. Yegul. Türkçenin hakkı. Evet o diyormuş. Evet. Allah var ya onun sözü olabilir. Hadis değil mi? Akildir. Tabii. Resulullah Efendimiz'den dersini iyi almış. İyi almış. Bu da hadise iyi nasihatmiştir. Evet. Tamam işte metne dahil etmiştir o zatın sözünü. İşte ehil olanlar peygamberin sözüyle onun sözünü ayırır. Ama onun sözü de boş bir söz değil ki be gözüm. Sahabenin söylediği de hadis olmaz mı Mustafa abi? He? Sahabenin söylediği de bazen mesela diyor işte. Yok. Yani kaynağı o değil. Metinden, hadisi metninden sayılmaz. Evet alim olabilirler ama hadisi metninden sayılmaz. İçtihat etmiş olabilir. Onu fukaha kabul eder. Dinde delil olarak kabul eder. Ama o fakihlerin işi, müştehitlerin işi. Biz orayı, o sahayı bilmiyoruz. Biz haddimizi biliyoruz. Bilmediğimiz konuya girmiyoruz. Tamam, yeter. Sıraka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Evet. Konumuz Risale-i Nur'dan lem'aların birinci lem'ası. Fakat bunun girişinde bir ön söz gibi bir açıklama var. 5-6 tane Arapça cümle var. Bu cümlelerin altında diyor ki o zat 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususen mağrib ve işa ortasında
33'er defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lem'adır diye bir not düşmüş müellif. Şuraya 6 tane cümle almış. Ya ayettir ya ayetten muktebestir. Bu 6 cümle için diyor ki bu 6 tane cümleyi her gün bilhassa akşam namazıyla yatsı namazı arasında 33'er defa okumak çok faziletlidir diyor. Akşamla yatsı arasında. Her akşamla yat, mümkün olduğu kadar tabii. O zaman yapamazsan sonra da yapabilirsin. İlla yap. İlla yap. Bu 6 tane cümle bu asrın insanı için çok mühimdir. Bu asrın insanı için çok mühimdir. Çünkü şu tavsiyeyi yapan zat asrın imamıdır. Yani doktorudur, manevi doktordur. Manevi doktordur. Umumi hastalığı bilen bir zat bu zatı tavzif etmiş, vazifelendirmiş. Diyor ki kullarıma şunları anlat da paçayı kurtarsınlar diye. Lütfu ilahidir. Her devrin kutbu veya imamı o devrin insanlarını o devrin manevi hastalıklarından kurtarmak için vazifelendirilmiştir. Her devrin hastalığı ayrıdır. Her devrin kültürü farklı olduğu gibi, yaşayışları farklı olduğu gibi, inanç sistemleri, ibadet sistemleri de farklılık arz eder. Ondan dolayı Kur'an ve sünnet esas olmak şartıyla asrın hastalığına göre tedavi sistemleri değişebilir. Onu da ancak mütehassıslar bilir, herkes anlamaz. Gerçek mütehassıs her asırda bir tanedir, iki tane olmaz. Bediüzzaman Hazretleri geçtiğimiz asrın mütehassıs maneviyat hekimidir. Bütün Müslümanların o zatı dinlemesi lazım. Va esefa, kimsenin dinlediği yok. Ne yapalım? Diyor ki şu 6 tane cümleyi bak her gün akşamla yatsı arasında okuyun. 33'er defa tekrar edin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbi inni messeniyed darru ve ente erhamur rahimin. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbil arşil azim. Hasbunallahu ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bu 6 tane cümleyi 33'er defa tekrar edin. Kaynaktan alıp aktarıyor bize gözümün. Kaynağımız Kur'an ve hadistir. Onun dışında Müslümanın kaynağı olamaz. Oradan almış bugünün yaralı insanlarına diyor ki şunları okuyun 33'er kere diyor ya. Yani manevi hastalıklarınıza tedavi getirir bunlar. İlaç olur bunlar. İyi ama biz ne maddi hastalığımızın farkındayız ne manevi hastalığımızın farkındayız. Farkında değiliz ki. E şimdi onu anlatacak. Birinci aslında şu konuşmaya göre ikinci lemayı okumamız lazımdı. Hazreti Eyyub'un kıssasını. Ama birinciyi açtık dönmeyeceğiz. Ne olacağız? Birinci lema. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyine ve aleyhissalatü vesselamın münacatı, duası en azim bir münacattır. Ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Ne? La ilahe illallah.
Yok, şimdi teferruat değil. Ne şimdi okuduğum cümleye göre soruyu cümleye göre soruyorum. Hayali bir şey söylemem. Bak cümleyi okuyorum. Okuduğum cümleden soru soruyorum. Şimdi cümleyi takip eden adam sorunun cevabını bilir. Cümleyi takip etmez. Bana bakarsanız hiçbir şey anlamazsınız. Okuduğum yere dikkat edeceksiniz. Biz şu cümleyi anlamak için burada konuşuyoruz. Bu zat bu cümleyle neyi anlatmak için? Bir şey söylüyor burada da. Beynini cümleye vermezsen bir şey anlamazsın. Bakacağın yere dikkat edeceksin. Bizim köyde anlatırlar. Yabancı birisi gelmiş bizim köye. Başka bir köye gidecek, yolu soracak. Birine denk gelmiş. Demiş amca filanca köye nereden gideceğim demiş. Soru sorduğu adamın da gözü şaşıymış. Soruyu sorarken adamın gözüne bakmış. Gözüne bakıyormuş. Şaşı göze. Adam eliyle gösteriyormuş ama soruyu soran adamın gözüne bakmış. Orada duruyor. O şaşı bizim köylü demiş ki oğlum elime bak, elime gözüme bakarsan nereyi görürsün demiş. Elime bak, elime. Şimdi bana bakmayacaksınız. Şu okuduğum yere bakacaksınız. Beyninizi şu cümleyi anlamaya yoracaksınız. Siz beyninizi yorarsanız buraya Allah'tan feyiz gelir. Yoksa ben burada anlatırım vaaz kürsüsündeki hoca gibi hiçbir şey anlamadan buradan çıkar gidersiniz. Burası vaaz kürsüsü değil ki burası ders yeri, ders. Şu Kur'an dersini birlikte anlamı. Öğretmen geldi konuştu gitti. Çocuklar hiçbir şey anlamadı. Bu ders mi şimdi? Bu ders değil ki. Vaaz kürsüsü gibi oldu. Ders nedir? İştirak eden herkesin bir şey öğrendiği. Bir şey öğrenmesi lazım ki ders olsun da. Bu bana ders olsun diyor. Yani. Neye ders olsun? Yani beynimde kalsın ben ondan istifade edeyim o öğrendiğim şeyden demek. Şimdi şu dersi veren asrın imamıdır. O zaman iki kelime de asrın. Asrın imamı ne? Tabiri caizse o asrın peygamberi demektir. Yani peygamber namına vazife gören adam demektir. Eğer Allah Kur'an'da Hatemen Nebiyyi demeseydi, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir demeseydi bu zatla peygamber olurdu. Çünkü her 100 senede bu insanlığın bir peygambere ihtiyacı var. 100 sene içerisinde 100 sene önce öğretilenler unutuluyor gözüm. Binlerce yeni fikirler, yeni cereyanlar geliyor. Yeni harekatlar, yeni fikir cereyanlarını getiriyor. Yeni devletler, yeni kuruluşlar yeni fikir cereyanlarını getiriyor. Eski öğretilenler unutuluyor gidiyor. Yeni yeni fikirler giriyor. Kaynaktaki asliyeti bozuyor. 100 sene önceki peygamber kimse onun söyledikleri 100 sene sonraki insanlar tarafından unutuluyor. Yeni bir inanç sistemi meydana geliyor. Onun için Cenab-ı Hak yeniden bir peygamber gönderiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğini Allah söylediği için ne olacak peki o sonra gelenler? Cenab-ı Hak her 100 senede bir tane müceddit gönderiyor. O peygamberi temsil ediyor. Peygamber namına konuşuyor. Oraya diyoruz biz veraset-i nübüvvet makamı. İşte Bediüzzaman onlardan birisidir. Peygamber namına konuşuyor. O zaman bütün gücümüzle şu cümleyi anlamaya çalışmamız lazım. Çünkü hakikatte konuşan Bediüzzaman değildir bu cümleyi söyleyen. Eğer 1400 sene önce olsaydık şu cümleyi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlemiş olacaktı. Bak beynimizi ona göre çalıştıralım ha. Ben ikazımı yaptım. Nasıl dinlerseniz dinleyin. Beni ilgilendirmez. Ben vazifemi yaptım. Vallahi mahşerde ben söylerim ya Rabbi. Ben onları ikaz ettim ama dinlediler dinlemediler. Onların problemi. Merhametinizle tekrar bir daha dinleyelim. Şimdi cümleyi bir daha tekrar ediyoruz. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyine ve aleyhissalatü vesselamın münacatı. Münacat ne? Dua etmek. Yalvarmak, yakarmak. Kimin duası? Yunus Aleyhisselam'ın. Konu Yunus Aleyhisselam'ın duası. Yunus Aleyhisselam takriben 4
bin, üç bin, dört bin, belki daha fazla sene önce yaşamış bir adam. Onun ne dua ettiğini biz nereden bileceğiz? Ne biliyoruz biz bu duayı? Yunus'un dua ettiğini nereden bileceğiz? Allah bildiriyor Kur'an'da. Allah bildiriyor ya. Kur'an'da haber veriyor da oradan biliyoruz. Allah bildirmese ben nereden bileceğim Yunus? Yunus kim? Yunus diye biri var mı? Yok mu? Ne konuştu? Ne konuştu? Yo, 1980'in ihtilal, 12 Eylül ihtilalini ciddi tahlil edecek bir tane adamımız var mı şurada? İyice tahlil edebilecek. La yaşadık la. 80'de 40 sene önceki hadise. Var mı ciddi tahlil edebilecek? Yok. Bir belge lazım. 40 sene önceki hadiseyi bile şurada doğru anlayacak adam yokken 4000, 5000 sene önceki meseleyi ben nereden bileceğim lan? Allah Allah. Söyleyenin doğru söylediğini nereden bileceğim? Ama konuşan Allah'sa bana inanmak düşer. Müminin vazifesi nedir? Hemen. Semin abi atana. İşittim, itaat ettim. İşittim Allah'ın diyorsa doğrudur. Sadakallahu razim diyoruz daha. Sadakallahu razim ne demek? Allah doğru söyledi demek. Allah doğru söyledi diyorsun. Allah'ın doğru söylediğine inandığımız için Allah diyor ki bu Yunus diye bir kulum vardı. Ben onu peygamber yaptım. Şöyle şöyle hadise oldu. Neticede o da bu duayı yaptı diyor. Yunus Aleyhisselam'ın bu duayı yaptığını bize haber veren Allah'tır. İnkar etsen kafir olursun. Kim biliyor lan Yunus'u desen kafir olursun. Allah diyor ya, Allah haber veriyor. Ben görsün bu. Bu Herodot'un tarihi değil ki inkar edesin. Bu Allah'ın ayetidir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası, şimdi Bediüzzaman aktarıyor bu dua ile ilgili bilgiyi aktarıyor. Neymiş? En azim bir münacattır. Yani bak, en ne demek? En diyor da en daha yüksek, sonu yok da en. Azim, büyük. En büyük bir duadır. Dualar içerisinde en büyük bir duadır. Tamam. Şimdi pilavı çevirelim. Duayla ne işimiz var bizim? Duayla ne işimiz var? Duayla bir işimiz var mı? Yani dua etmek bizi ilgilendiriyor mu? He? İlgilendiriyor. O zaman iyi bir... En azim bir duadır diyorlar. Sana ayakkabı, tüyo veriyor da. Diyor ki eğer dua etmeye ihtiyacın varsa bu duayı yap diyor. Dua etmeye ihtiyacın varsa, yani Allah'a ihtiyacın varsa bu duayı yap diyor. Ya Allah'a ihtiyacın yoksa niye dua edeceksin? Bu dersi dinlemene gerek yok. Vallahi git evinde yat, uyu, ne güzel. Duaya ihtiyacın varsa şu zat diyor ki en büyük dua budur. Dikkat et. Yani hangi işin olursa olsun şu en büyük duayı yapsan dua yerine geçer mi? Geçer tabii ya. En büyük dua budur. Ve devam ediyor. Ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Ne dedi? Duanın icabesi için, senin duana icabet edilmesi için bir vesiledir diyor. Ha sen Yunus Aleyhisselam'ın duasını yapmadın da başka dedin ki ya Rabbi bana bir ev ver. Dedin daha insansın. İhtiyacın evdi, Allah'tan ev istedin. Diyor ki senin bu ev isteğini Allah'a kolay yoldan ulaştırmak ve duanın, senin ev sahibi olma duanın kabul edilmesini istiyor musun? Diyor ki önce Yunus Aleyhisselam'ın duasını yap, sonra evini iste diyor. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Senin duan kabul edilir diyor. En mühimi budur diyor. Hangi ihtiyacın var ise, Cenab-ı Hak'tan neyi murad ediyorsan, neyi istiyorsan, diyor ki önce Yunus Aleyhisselam'ın duasını yap. Önce de ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi ev ver bize de. De ha. Ama önce o vesileyi kullan. Bak vesiledir ha.
Eğer muvaffak olmak istiyorsan Hazreti Yunus'un duasına icabet et. Fakat o Hazreti Yunus'un duasını vesile edeceğin dua var ya, o dua bidat ve dalalet olmasın. Ha. O yaptığın dua bidat ve dalalet olmasın. Ha. Meşru bir dua olsun. Ya Rabbi beni peygamber... La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu zalimin. Ya Rabbi beni peygamber yap. Bu batıl birdir. Bu batıl bir duadır. Olmaz. Peygamberler Allah tarafından seçilir. Senin istemenden olmaz. O olmaz. Yani duan adam gibi dua olsun. Meşru bir dua olsun. O zaman Hazreti Yunus'un duasını başına ekle. Allah'ın izniyle netice alırsın. Bak netice alırsın, icabet diyor çünkü. Allah diyor ki diyor ne estecib leküm siz dua isteyin ben de vereyim icabet edeyim diyor. Nasıl icabet edersin? Bu zat sana kopya veriyor diyor ki Hazreti Yunus'un duasıyla başlarsan o icabet kolaylaşır. İcabet kolaylaşır. Deneyin be kardeşim. İhtiyacınız varsa deneyin. Ha bu kadar. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası şudur. Özet olarak Hazreti Yunus kim? Niye bu duayı yapmaya mecbur kalmış? Denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dalgalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Şimdi bak gözümüzün önüne ekran getirdi. Ekrana bak. Ekranda neyi görüyorsun? Denizin ortasını. Ekrana dikkat edeceksin ki şu duanın tesirini kavrayasın. Yani. Hazreti Yunus peygamberdir. Dikkat et. Kader-i ilahi getirmiş. Bu peygamberi denize atmışlar. Bak peygamberi denize atmışlar. Ne zaman? Gecenin bir yarısı. Gece karanlıkken. Gecenin karanlığında denize atmışlar. Hangi denize atmışlar? Fırtınalı denize atmışlar. Denizde fırtına varken atmışlar gece karanlıkta. Atmış ne olmuş? Diyor ki büyük bir balık gelmiş Yunus'u yutmuş. Hadi düşünün bakayım. Allah'ın adeti böyledir. Peygamber meygamber demez ha. Atar böyle denizin içine attırır. Denize attırmış. Deniz fırtınalı. Gece karanlık ve balık da onu yutmuş. Hadi bakayım. Şimdi böyle bir adamın kurtulma şansı var mı? Hadi ekrana iyi bakın ha. Zindan gibi göz gözü görmüyor. Deniz kabarıyor kaynıyor Karadeniz gibi bizim. Ve geliyorlar bu adamı denize atıyorlar. Aşağıda o karanlığın içerisinde kocaman bir balık geliyor. Atılanı yutuyor. Şimdi balığın karnındaki adamın halini sen düşün. Yani. Balığın karnında balık denizin içerisinde deniz fırtınayla kaynıyor. Her taraf zindan. Kim kurtarabilir bu adamı? Allah. Allah'ı sormadık yani. Fizik aleminde, sebepler aleminde kim kurtarabilir bu adamı? Hiç kimse kurtaramaz. Yani 3000 sene, 5000 sene öncenin teknolojisine değil. Aha bugün dünyanın teknolojide zirveye çıktığı bir zamanda bu denizaltılarıyla, bilmem zıkkımlarıyla hangi devlet kurtarabilir bu adamı? Düştü hocam, uçak düştü. Kimse gidemedi. 180 kişi kayboldu. Yazıcı yolunu bulamadılar. O karada olduğu için bulamadılar. Denizde olsaydı bulurlardı. Şimdi bak bu zat bu korkunç durumun içerisindeyken Hazreti Yunus denen zat ne yapıyor? Yaptığı tek şey var. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Bu kadar diyor ha. Bu kadar diyor. Ne diyor ya?
La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur diyor. Ne diyormuş? Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Kime diyorlar? Balığın karnına mı diyor? Balığın karnındaki o balığın şeylerine mi diyor? Ciğerine, midesinin duvarlarına. Ona mı diyor? Senden başka ilah yok. Kime diyor? Allah'a diyor. Nasıl Allah'a diyor? Balığın karnında. Allah nerede? Allah nerede? Şah damarından daha yakın. Biz demiyor muyuz Allah her yerdedir? Demiyor muyuz? Ha? Laf diyoruz. Laf, laf. Allah her yerde sözümüz inanç olsa bize, vallahi bu asırda en büyük evliya biz oluruz. İnansak, buna bir inansak, Allah'ın her yerde olduğuna bir inansak, vallahi bu asrın evliyası biz oluruz. Allah, biz sokağa çıktığımız zaman Allah bizim yanımızda değil gözüm. Film çevirdiğimiz zaman Allah bizim yanımızda değil. İbadeti aksattığımız zaman Allah bizim yanımızda yer, aklımızda yer. Allah'ın her zaman bizimle beraber olduğu, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğu aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Kuru bir imanımız var elhamdülillah. Allah her yerde hazır ve nazırdır ama başkalarına bize değil. Bizim yanımızda hazır ve nazır olsa çok affedersin biz o bokları yiyemeyiz. Bizim yanımızda hazır ve nazır olmadığını düşündüğümüz için biz o günahları rahatça işleyebiliyoruz. Bizim imanlarımız tırvırıdan bir iman. Hiç kusura bakmayın. Ama bu peygamberdir gözümün içi. Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bizden çok çok iyi biliyordu. O balığın karnındayken bile dedi ki La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok dedi. Görmese nasıl söyleyecek? Görmese nasıl söyleyecek? Sen diyecek. Sen diyor sen. Ondan başka ilah yoktur demiyor. Hayali konuşmuyor. Karşısındaki zata söylüyoruz. Diyor ki vallahi senden başka ilah yoktur. Bunu bana ancak sen yapabilirsin diye başkası yapamaz ki. Haydi denize atıldı karanlıkta bir suç işledi. Adamlar attılar denize veya komploya uğradı attılar denize. Lan bir balığın insanı yutacak bir balık var mı yeryüzünde? En büyük balık balinadır. Balinanın da boğazında böyle kılçık gibi şeyler vardır. Demir gibi, direk gibi. Oradan insan geçmez ki. Bunu balık yutmuş. Bunu birisi bir balığın bunu yapması mümkün değil. Dedi ki vallahi bunu bana ancak sen yaparsın. Dedi ki senden başka ilah yoktur. Allah sensin dedi. Allah'la konuşmaya başladı da balığın karnında. Demek gördü gözüm gördü. O inandığı Allah'ı balığın karnında gördü. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl Miraç'ta gördü? Bu zat balığın karnında gördü. Gördü mü Allah hem Miraç'ta Allah hem balığın karnında Allah. Her yerde Allah. Şimdi bu ders neyi veriyor bize? Ne dersi veriyor? Evet. Yunus Aleyhisselam'ın hikayesini mi anlatıyor bize? Her yerde Allah. Allah'ın dersini veriyor. Allah'ın. Diyor ki Allah her yerdedir. Balığın karnına girsen Allah gidiyor orada. Kurtulamazsın. Allah'ın elinden kurtulamazsın. Aklını başına al. Hemen Yunus gibi uyan de ki La ilahe illa ente dedi. Sonra ne dedi ikinci kelime? Sübhaneke. Dedi evet ben bu hale düştüm. Karanlıkta denizin içine de. Bu zulümdür daha. Bir de balık getirdin beni yutturdun. Bunları sen yaptın demedi bak. Ne dedi? Sen mukaddessin ben halt ettim dedi. Sen mukaddessin sen kötü bir şey yapmazsın. Ben halt ettim dedi. Ben yanlış yaptım dedi. Evet emri ilahi dinlemediği için Cenab-ı Hak onu öyle imtihan etti. Peygamberini imtihan eder Allah'a. Sen mukaddes misin? Sen imtihandan muaf mı zannediyorsun kendini? Eder işte Allah'tır bu. Allah imtihan etmeden hiçbir kulunu cennet almaz. Hem de en ağır imtihanlardan geçirir. En fazla kar nereye yağar? Dağın en tepesine. En tepedeki insan en büyük sıkıntıya maruz demektir. Oraya çıktın mı o belayı çekeceksin.
öküfti elestü tekür tükürfti bela şirkü bela çiz keşiden bela Hazreti Mevlana öyle diyor. Yukarıya çıkarsan belaya hazır olacaksın. E insan diyor ki ulan bu asırda da evliya ben olsam aman oğlum aman kaç aman. Çünkü eğer evliya sen olursan başına gelecek belanın haddi hesabı yoktur. Aha sana Hazreti Yunus. Bir sene hacda Kabe'nin üst kata çıktım. Kabe'ye bakarken dedim bir halt ettim dedim ya Rabbi ya aç ya artık perdeleri aç dedim. Bir dakika sonra aklım başıma geldi. Dedim tövbe estağfurullah ya Rabbi aman gözüm yüzüm. Vazgeçtim tövbe estağfurullah. Öyle beleşti gözüm o makam beleşti. Aha Hazreti Yunus bir örnektir bunlar. Cenab-ı Hak Hazreti Yunus'u bize hikaye olarak anlatmıyor. Bizim Allah'a karşı nasıl davranmamız gerektiğini Hazreti Yunus'u misal göstererek, Hazreti Davut'u misal göstererek, Hazreti Adem'i misal göstererek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı misal göstererek bizim Allah'a karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor bize. Kur'an hikaye kitabı değildir. Kur'an ders kitabıdır. Cenab-ı Hak bize ders veriyor. Öğretmenimiz Kur'an'dır. Kur'an öğreteceğimiz kitaptır. Öğretmenimiz Allah'tır. Çözemediğimiz yerde hemen peygambere müracaat ediyoruz ki ya Resulallah Allah ne diyor burada anlamadık diyoruz. O da bize diyor ki böyle Allah böyle diyor, Allah böyle diyor diye izah ediyor. Dedi Sübhaneke ya Rabbi bu başıma gelen sıkıntının sebebi sendeysin benim. Çünkü Allah mukaddestir. Allah yanlış iş yapmaz. Allah mukaddestir. Yanlış iş yapmaz. Nereden geldi bu başıma da benden başka kimseyi bulamadı mı? Halt etme. Edepsizlik etme. Allah yanlış iş yapmaz. Allah yanlış iş yapmaz. Sizin başınıza gelen sıkıntılar elinizin emeğidir diyor. Elinizde kazanıyorsunuz diyor Allah. Halt ediyorsun. Allah'ı dinlemiyorsun. Peygamberi dinlemiyorsun. Allah seni sıkıyor. Uyanacaksın. Ne diyeceksin? La ilahe illa ente sübhaneke. Sen mukaddessin. Bu benim yanlışımdan dolayı başıma geldi diyeceksin. İnni kuntü minel zalimin. Ben zalimlerden oldum dedi. Günahı ben işledim dedi. Gördün mü? Suçu üstüne aldı. Suçu üstüne aldı. Allah'ı tebrik etti, Allah'ı tezkiye etti, Allah'ı takdis etti. Bu da Allah'ın hoşuna gitti da. Allah'ın da hoşuna gitti. Allah da bunu istiyor işte da. Herhangi bir zata, bir insana bir iyilik yapsan, isterse evladın olsun, isterse hanımın olsun, ister akraban, ister komşun olsun. Bir iyilik, bir güzellik yaptığın zaman karşı taraftan bir takdir beklemiyor musun? Bekliyoruz. Bekliyorsun insansın da. Niye bekliyorsun? Bak Allah'ın mukaddes sıfatları, mukaddes şuunatı vardır. O şuunat sende tezahür ettiği için bir karşılık bekliyorsun. Çünkü Allah da bir karşılık bekliyor efendim. O yaptığı icraatlarla senden bir reaksiyon bekliyor. Nasıl bir reaksiyon veriyorsun Allah'a karşı? Şu söylediklerimi eğer ben bir anlasaydım yeterdi. Söyleyip geçiyoruz işte. Denize atıldı. Balık onu yuttu. Deniz fırtınalı, gece zindan gibi karanlık. Hazreti Yunus yaptığı yanlışı anladı. Ve tabii evvela hatasını anlattı da. Hatasını anlamak tövbe demektir. Bak hatasını anla, insan yaptığı işin yanlış olduğunu anladığı an bu otomatik tövbe demedir. Tövbe estağfurullah demesine gerek yok yani. O haleti ruhiye onun otomatik tövbesidir. Şimdi tövbe etti de hatasını anladı. Ve
Hatasını anlar anlamaz Cenab-ı Hakk'ı karşısında gördü. O kaçtığı Allah balığın karnında karşısına çıktı. Dedi ki ben buradayım, hadi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun dedi benden emirsiz. Allah'ın emrini beklemeden çıktık şehirde. Nereye gidiyorsun dedi, gideceğim balığın karnına girsem ben yine buradayım dedi. Cenab-ı Hakk'ı görünce dedi ki la ilahe illa ente. Gördün mü konuşmayı? Demek insan balığın karnına da girse yine Allah'la konuşabiliriz. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Sen de dene. Şu anda Cenab-ı Hak burada hazır ve nazır değil mi? Evet. Konuşmayı dene. Şimdi de ki ya Rabbi bu ayeti sen mi gönderdin diye sor bakayım. Sor. Sana cevap gelmez, o zaman konuş. Ya bizim Allah'la muharefemiz yok ki, tanışmıyoruz değil mi? 6666 tane ayetle kendisini tanıtmış bize, biz Allah'la tanışmıyoruz. Beş vakit namazda ne okuyorsunuz lan siz? Kiminle konuşuyorsunuz? Tanımadığınız biriyle mi konuşuyorsunuz? Elhamdülillah Rabbil Alemin derken kime söylüyorsunuz onu? İmama mı söylüyorsunuz? Yoksa duvara mı söylüyorsunuz? Allah ferasetimizi, basiretimizi artırsın. Gözüm. Amin. Dedi la ilahe illa ente ve sübhaneke. Sen yanlış yapmazsın. Bu yanlış kim? Bu yanlış neden oldu peki? Niye bu hale düştün? Dedi inni kuntü mine zalim. Zalim olan benim dedi. Zalim olan benim dedi. Suçu kabul etti. Çocuğun halt etti. Geldi yanına, kulağını tuttu. Ulan niye bunu yaptın? Ne yaptı? Vallahi yanlış yaptın dedi. Ne yapacak? Ne yapacağım? Bizim gazetede ilk muvazzaf çalıştığım yıllar matbaada bir makine ustası var, matbaa ustası. İşinde iyi. Bir gün bir halt etti. Büyük bir yanlış yaptı. Bizim yazışları müdürü çağırdı bu adamı. Niye bunu yaptın lan dedi. Vallahi bilemedim şefim, halt ettim dedi. Aha. Bizim müdürün eli kolu düştü aşağı. Ne yapacak adam? Suçunu itiraf etti. Dedi vallahi yanlış yaptım. Bilemedim dedi. Bilemedim. Gürcü müydü neydi? Bilemedim dedi. Ya bu kadar. Ya bu kadar aslan. Günahını Allah'a itiraf etmekten çekinme. Karşındaki Allah. İnsanlara söyleme ha. Yaptığın haltı insanlara söyleme. Ama Allah'a söyle. De ki ya Rabbi bu haltı ben yaptım. Bu yanlıştır, ben yaptım de. Hazreti Adem yanlış yaptın dedi. Cenab-ı Hak onu peygamber olarak dünyaya gönderdi efendim. Şeytan ben yanlış yapmadım dedi. Şeytan oldu işte daha. Yanlış yapmadım ben dedi. Emri ilahi dinlemedi halde yanlış yapmadım dedi. Ama Hazreti Adem emri dinlemedi dedi ki vallahi ben yanlış yaptım ya Rabbi dedi. Biri peygamber oldu, biri şeytan oldu. Aha size yol. İster şeytan olun, ister peygamber yolundan gidin. Ha bu kadar. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, saat kaçta başladı ben saate bakmadım maalesef. Biz o kadar derse daldık ya saati muhatabını. Hayır, saati bilmem. Kaçta başladı? 8.30 gibi başladı hocam. 8.30. 45 dakika olmuş. Oo, dersin müddeti dolmuş. Daha biz birinci paralarını ikiye geçemedik. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, Kur'an'da öyle bir lezzet var ki içine girdiğin zaman bir cümle insanı mest ediyor gözüm ya. Vallahi mest ediyor ya. Biz Allah'tan uzaklaştık kardeş. Biz Allah'tan uzaklaştık. Kur'an'dan uzaklaşan adam Allah'tan uzaklaşmış demek. Şu hali pür melalimiz, şu ümmeti Muhammed'in şu içine düştüğü perişanlığın sebebi Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çare geriye döneceğiz lan. Geriye döneceğiz. Asli vazifemize döneceğiz. Bizim asli işimiz ticaret mi? Sanat mı? Siyaset mi? Okumak mı? Asli işimiz Kur'an'ı öğrenmek. Cenab-ı Hakk'ın bize ne istediğini öğrenmek. Mesajını öğrenmek. Ondan sonra ne yapıyorsa yap. Evvela onu öğren. Ondan sonra ne yapıyorsa yap. Eğitime yeni gitmişiz. Kıtaya. 1970 Edremit'te.
Şimdi selam vermeyi öğretiyor bir tane. Başçavuştu herhalde. Selam vermeyi öğretiyor. Nasıl vereceğimizi. Tabii bazıları da ona dikkat etmiyor. Affedin. Şöyle şekler. Önce doğruyu öğrenin. Ondan sonra puşluğunu yapın diyordu. Ulan önce doğruyu öğrenin. Doğru selam vermeyi öğrenin. Ondan sonra ne yapıyorsa yap. İşte evvela Kur'an'ı öğrenelim. Allah'ın bizden ne istediğini öğrenelim. Ondan sonra ne iş yapıyorsa yap. Yapabiliyorsan yap yani. Allah'ın ne dediğini öğrendikten sonra başka bir yamuk bir şey yapabilir misin? Gözümün içi. Allah yardımcımız olsun. Amin. Allah bu dinin sahibini göndersin de şu Kur'an'ın hakikatini bize öğretsin. Yani bütün ümmeti kastediyorum. 3-5 kişiyi değil. Şu münacatın, Hazreti Yunus'un şu duasının sırrı azimi şudur ki, bak büyük bir sır var burada diyor. Bu duanın içinde büyük bir sır var diyor, sır. Kimin sırrı? Bu sır kime ait? Allah'a ait. Yani bir cümleyle adamı o halden alıyor, balığın karnından çıkarıyor, denizden çıkarıyor, aynı anda ha. Buradan aldığı gibi ring, bir bakıyorsun, deniz yok, dümdüz ova, gece, ay çıkmış, adam ağacın altında yatıyor Yunus. Ha vallahi. Şimdi deminki sahneyi gözünüzün önüne getirin. O karanlıkta denizin içine düştü, balığın karnına girdi. Adamın halini düşün. Bir cümle söylüyor, aynı anda bir sahrada, ay ışığının altında, ağacın altında yatıyor yavru. Ya bir cümleyle bu olur mu? Ya Allah diyor ki oldu. Allah diyor ki oldu, böyle yaptın diyor. Bir cümle söyledi diyor. Ben de Yunus'u oradan aldım, aha buraya getirdim. Denizi kaldırdı, balığı kaldırdı, geceyi kaldırdı, fırtınayı kaldırdı. Böyle Allah böyle bir şey yapabilir mi? He? Ah bir inansak. Ah bir inansak Allah'ın bu gücünün olduğuna. Emin ol, bizim inancımız Allah'ın gücüne olan inancımız bir muhtarın gücüne olan inancımız kadar değil be gözüm. Bir uzman çavuşun gücüne olan inancımız kadar değil Allah'ın gücüne olan inancımız. Eğer inansak ki Allah'ın bu gücü var, Allah o balığın karnından adamı çıkarıp denizi sahra yapan Allah'sa, aynı Allah şu anda Amerika'yı, İngiltere'yi, Rusya'yı, Çin'i yerin dibine batırabilir mi? Batırır. O gücü var mı? Var. Niye Allah'a dönmüyoruz peki? Madem bu kadar kolay bir yol var. He? Niye demiyoruz ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin? Niye demiyoruz? Şu dünyanın kurtulması için, şu ümmeti Muhammed'in, bırak hiç olmasa ümmeti Muhammed'in, 2 milyar insanın imanının, dünya selametinin kurtulması için niye şu cümleyi söylemiyoruz? Ya aklımıza mı geliyor mübarek yani? Niye söyledi ki buzak bu cümleyi? Bu cümle dedi çok en büyük bir duadır ve yapacağınız her bir duanın önünde de bunu koyarsanız bütün dualarınız kabul olur dedi. Niçin şu duayla beraber bütün dünyanın Müslümanların eline geçmesini istemiyoruz? Şu dünyayı kahrı perişan eden kafirlerin, münafıkların defolup gitmesi için şu duayı yapmıyoruz. Peki bu duayı yapsak duamız kabul olur mu? Olur. Allah diyor ki Yunus yap, Yunus dedi kabul ettim diyor. Biz Yunus değiliz de onun için değil mi? Ne? Yunus derdini anladı. Problemi anladı. Problemin neden kaynaklandığını anladı. Problemi kimin çözeceğini anladı. Müracaatını oraya yaptı. Müracaatını o günkü Asur devletine, Babil devletine yapmadı. Nemrut'a, Firavun'a yapmadı. Ya doğrudan doğruya kudretin sahibi olan Allah'a yaptı. Biz kime yapıyoruz müracaatımızı? Polise, askere, mahkemeye, devlete, Amerika'ya, İngiltere'ye. Müracaatımızı onlara yapıyoruz. Cenab-ı Hak da diyor ki haydi halledin bakayım problemlerinizi. Ha? Dünyanın hadi halledin, bir tane problemi halledin bakayım. Haydi Amerika kendi içindeki problemleri halletsin bakayım. Edebilir mi?
Edemez. Yakında 50 tane devlete ayrılacak. Amerika'nın 50 tane ayrı devlet olduğunu göreceksiniz. Ama problemlerini yine halledemeyecek. Peki Türkiye problemlerini halledebilir mi? Yakında kaç tane devlete parçalanacak, bölünecek? Yine problemlerini halledemeyecek. Niye? Müracaat Allah'a değil ki. Bu problemler İHA'larla, SİHA'larla çözülmez aslanım. Allah'a dönmekle çözülüyor. Aynen. Allah da diyor ki, ey kulum, faizi kaldır. Kadınların açık saçıklığını önle. Kumarı kaldır. İçkiyi kaldır. Zinayı kaldır. Herkesin namaz kılmasını temin et. Bu memlekette herkesin zekat vermesini temin et diyor. Allah bunları söylüyor sana. Sen Allah'a dön, Allah'ın dediklerini yap. Bak bakalım bir tane problemin kalıyor mu? Kalırsa gel benim yüzüme tükür. Problemin devam ediyorsa sen şu ilacı kullanmıyorsun demektir. İster devlet hayatında, ister şehir hayatında, ister mahalle hayatında, isterse evinizin içinde. Probleminiz devam ediyorsa siz şu reçeteyi kullanmıyorsunuz demektir. Haydi herkes başını ellerinin içine alsın, kendi derdini düşünsün, kendi problemini düşünsün bakalım. Demek biz müracaat merkezini kaybettik. Eğer Allah'ı unutmasaydık, şu zatın söylediği dua ile Allah'a dönseydik, ha problem biter mi? Bitmez göz. Niye? Allah diyor ki devamlı bana döneceksiniz. Devamlı bana döneceksiniz. Devamlı benden isteyeceksiniz. Biz de öyle diyoruz abi. Biz de öyle demiyor muyuz? İyyake nestaîn demiyor muyuz her namazda? Her rekat. İyyake nestaîn, yani sadece senden isteriz. Ben bazen diyorum İyyake nestaîn, sonra kendi kendime diyorum hadi sahtekar. Niye başkalarından istiyorsun o zaman? Madem sadece Allah'tan istiyorsun, namazdan çıkınca niye başkalarından istiyorsun? He? Sadece Allah'tan isteseydik vallahi problemimiz kalmazdı. Ya Allah bir daha problem verirdi, yine Allah'tan isterdik. Bir daha problem verirdi, yine Allah'tan isterdik. Allah diyor ki devamlı benden isteyin. Onun için devamlı diyor ki İyyake nestaîn diyoruz. Devamlı İyyake nestaîn diyoruz. Sadece senden isteriz diyoruz. Sadece senden isteriz diyoruz. Sadece senden isteriz diyoruz ya. O zaman samimi olalım be kardeşim. Osmanlı'nın son zamanlarında Ahmet Ağaoğlu vardı. Ben ateistim diye geziyorum. Allah'a inanmıyorum diyordu. Rahmetli Süleyman Nazif de dindar bir gazeteci. Bir gün Eyüp Sultan'a gidiyor İstanbul'da. Oha bir bakıyor Ahmet Ağaoğlu şadırvanda abdest alıyor. Diyor ki ulan dinsizliğinde samimi ol lan diyor. Dinsizse niye abdest alıyorsun? Dinsizliğinde samimi ol. Şimdi ben de diyorum ki ulan Müslümanınızda samimi olun. Oğlum İyyake nestaîn derken başkalarını çıkarın. Allah'tan isteyin lan. Ya bunu söylemeyin. İyyake nestaîn demeyin. Allah'tan isteyin. Vermezse o zaman başkasından isteyebilirsin. Sanki başkası Allah izin vermeden sana verecek zannediyorsun. Ey yavrum ey. Cenab-ı Hakk'ın izni rızası olmadan yaprak kıpırdamaz gözüm yaprak. Yaprağın kıpırdamasını istiyorsan yine La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntü mine zalimin diyeceksin. O zaman o yaprağı da kıpırdatır. Dünyayı da kıpırdatır. Dünyayı dünyayı. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, şimdi üstad bundan sonra şu duanın nasıl tesirli olduğunun inceliklerini anlatacak. Bir, iki, üç sayfa. Siz de eve gidince merak edin şunu okuyacaksınız. Gerisi evinizde. O kadar ders yeter. Eğer anahtarı ben size gösterebildiysem, ne mutlu bana, gösteremediysem vallahi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gözümün için. Anahtar güneş gibi belli mi? Ne? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntü mine zalim. Biz zalim olduk kardeş. 24 saat günahtan başka işimiz yok.
Yaptığımız ibadetler vallahi ibadete benzemiyor. İbadete benzemiyor kardeş. Benzemiyor işte daha. Kur'an'ı bilmiyoruz, hadisi bilmiyoruz. Dinden uzaklaştık. Yani Allah'tan ve peygamberden uzaklaştık. O zaman belamızı bulduk işte daha. Anahtar şu cümledir. Allah diyor ki bana dönün, bana. Bana dönün, problemlerinizi bana arz edin. Ben çözeyim diyor. Üd'uni estecib lekum. Bana dönün, ben size cevap vereyim diyor. Cevabı ben vereceğim size. Ya Rabbi, üd'uni estecib lekum diyen sensin. La ilahe illa ente. Sübhaneke. İnni kuntu mine zalimin. Biz zalim olduk. Tamam bunu itiraf ediyoruz. Ama bu dünyayı kafirlere, münafıklara verdin ya Rabbi. Sokaktaki günahtan kendimizi kurtaramıyoruz. Televizyon günah, internet günah dolu, gazeteler günah dolu, siyaset günah dolu, ev günah dolu. Kurtulamıyoruz ya Rabbi. Madem güç senindir, senin şu kelamınla sana müracaat ediyoruz. Şu dünyayı kafirden, münafıktan temizle ya Rabbi. Amin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalim. Ya Rabbi senden niyaz ediyoruz. Şu zatın duasını duamızın önüne koyarak diyoruz ki La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi şu yeryüzüne Kur'an'ı hakim et. Amin. Şu yeryüzünü pisleyen senin ahkamını ortadan kaldıran ne kadar kafir münafık varsa hepsini sil at ya Rabbi. Amin. Senin mümin kullarını şu yeryüzüne hakim et. Amin. Yeryüzünde senin sözün geçsin ya Rabbi. Vallahi senin için istiyoruz. Tabii kendi rahatımız için de istiyoruz. Lillahi'l-Fatiha.